Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi Üçüncü Bölüm Namaz terkinin dini imanı tehlikeye sokacağı Sahabi i Kiram'dan Ubade İbni Samit radiyallahu anh şöyle anlatmıştır. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yedi hasletle vasiyette bulunmak üzere buyurdu ki: Parça parça edilseniz de, yahut iyice yakılsanız da veya asılsanız da Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Kasıtlı olduğunuz halde namazı bırakmayın. Her kim namazın önemini hafife alarak onu bırakırsa muhakkak ki o kişi İslam milletinden çıkmış olur günah işlemeyin. Çünkü gerçekten o Allah'ı gazaplandırır. Bir de içki içmeyin. Zira muhakkak o bütün hataların başıdır. Büreyde radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bizimle o münafık olanlar arasındaki ahit namazdır onu terk eden muhakkak kafir olmuştur. Yani namazı hafife alırsa bu iş onu kafirliğe kadar götürür. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim içerisinde kızdı mı adamı öldüren, verdiği kararda rüşvet alan, namazları zayi eden, şehvetlerine uyan ama hiçbir sancağa geri çevrilmeyen, sözleri iki edilmeyen kimseler olacaktır. O zaman ya Resulallah, onlar mümin midirler denilince, imanlı olduklarını ikrar edecekler. Fakat onlarda gerçek iman ne gezer buyurdular. Ehli sünnet uleması bu gibi hadis-i şerifleri eğer kişi inkar ederek, hafife alarak, veya alay ederek namazı terk ederse kafir olur. Yok eğer tembelliğinden böyle yapıyorsa kafir olmaz ama kamil manada bir mümin de olamaz şeklinde yorumlanmıştır ki doğrusu da budur. Zira ehli sünnete göre tembellik yüzünden hiçbir amelin terki insanı kafir etmez. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. Bir adam, ''Ya Resulallah, bana bir amel öğret ki, onu yaparsam cennete gireyim.'' dediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Yakılsan da Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. Seni bütün malından çıkarsalar da, ana babana itaat et, şarap içme. Çünkü o bütün şerlerin anahtarıdır. Kasten namazı sakın terk etme.'' Çünkü namazı kasten terk edenden Allah'ın zimmeti beri olur. Ona azap etmeme teminatı kalkar. İdare makamının sana layık olduğunu bilsen de yetkililerle münaza etme, çekişme. Lütfundan ailene infakta bulun. Fakat onlardan sopayı kaldırma. Allah yolunda onları korkut. Ganimet malında hainlik yapma, ve harpten kaçma buyurdu. İbn Mace i̇mam İmamı Sindi rahimehullah'ın beyanına göre bir kimseye İslam hükümlerini icra ederek mal ve can güvencesi vermek için namaz kılıp kılmadığı ve cemaate gelip gelmediği esas alınır. Ama kalbinden inanmış olup olmamasının hesabı Allah'a aittir. Dolayısıyla namazı ve cemaati terk eden kimselerle kafirler, zimmilik ve cizye ödeme gibi belli şartlar haricinde dokunulmazlıklarının kalkması hususunda eşit olurlar. Namaz terkinin, kişiyi Allah'ın düşmanları arasına sokacağı. Abdullah İbni Amr radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim kıyamet gününde Allahu Teala'ya beş vakit namazla, Ramazan orucuyla ve cünüplükten yıkanmayla kavuşursa, o gerçekten Allahu Teala'nın hakiki kulu olur. Her kim de bunlardan bir şeyi noksan ederse, o da Allahu Teala'nın hakiki manada düşmanı olmuş olur. Enes İbni Malik Radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki, onları koruyan gerçek manada bir velidir, Allah dostudur. Onları zayi edense hakikaten Allah'a karşı bir düşmandır. Onlar da namaz, oruç ve cünüplükten yıkanmaktır namaz kılmayanların kafalarının ahirette kayalarla ezileceği ve bitmez tükenmez azapları. Semure İbni Cündep radiyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu kere ashabına içinizden rüya gören oldu mu diye sorar, böylece kendisine Allah'ın anlatılmasını murad ettiği rüyalar anlatılırdı. Bir sabah o bize dün gece bana iki gelen geldi. Onlar beni kaldırdılar ve kendileri bana "Yürü, gidiyoruz." dediler. Ben de onlarla birlikte yola koyuldum. Derken biz yatan bir adamın yanına geldik. Bir de baktım ki başka biri onun başında dikilmiş, elinde de bir kaya var. Bir de ne göreyim? O o kayayı onun başına atıyor ve kafasını paramparça ediyor derken taş yuvarlanıyor, o taşı tekrar alıyor ama o kafası ezilenin başı evvelce olduğu gibi sağlamlaştıkça ona geri dönmüyor. Sonra başı eskisi gibi düzelince onun yanına dönüyor. İlk seferinde yaptığının bir mislini bir daha ona yapıyor. Bunun üzerine ben onlara, Subhanallah, bu da ne dedim. Onlar bana, yürü yürü dediler. Sonunda ben onlara "Gerçekten bu geceden beri ilginç şeyler gördüm." Peki ya bu gördüklerim neydi deyince onlar bana "Muhakkak şimdi biz sana anlatacağız. Hani o ilk önce yanına vardığın, başı taşla ezilen adam vardı ya. İşte o Kur'an'ı okuyup ezberleyerek alan, sonra da onu bırakan ve farz namazından uyuya kalan kişiydi." dediler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre, Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kafaları kayalarla ezilen bir topluluğun yanına geldi. Kafaları düz taş üzerine konuyor ve bir kayayla ezilerek dümdüz ediliyor. Fakat ahirette ölüm olmadığı için her ezildiği sefer tekrar eski haline dönüyor ve bu durumdan kendileri için en ufak bir gevşetme yapılmıyordu. Bu hali gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunlar da kim? Ey Cibril diye sorunca o, işte bunlar farz namazlardan kafaları ağırlananlardır diye cevap verdi. Bir vakit namazı dahi kaçıranın ailesini ve bütün varlığını kaybetmiş gibi zararda olacağı Nevfel İbni Muaviye radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir namazı kaçırırsa sanki o ailesini ve malını yitirmiş gibidir. Yine İbni Ömer radiyallahu anhumadan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İkindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını elinden kaçırmış gibidir. Ebu Said radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim namazı kasten terk ederse onun ismi cehennemin kapısı üzerine oraya girenlerden biri olarak yazılır. İbni Abbas radiyallahu anhumanın gözü rahatsızlanınca ona, birkaç gün namazı bıraksan, secde yapmasan da seni tedavi etsek dendiğinde o, hayır, vallahi bir rekatı bile bırakmam. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazı terk eden kimse Allah'a vardığında kendisine kızgın olduğu halde kavuşur buyurmuştur. Namaz terkinin, diğer amellerin iptaline sebep oluşu. Ömer İbni Hattab radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namazı kasten terk ederse, Allah onun diğer güzel amellerini hapt eder, boşa çıkarır. Allahu Teala'ya yeniden tevbe etmedikçe de, Allah'ın zimmeti, Müslümanlara verdiği dokunulmazlık güvencesi ondan uzaklaşır. Ziyad İbn-i Nuaym el-Hadrami, Radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dört şey vardır ki, Allah onları İslam içerisinde farz kılmıştır. Artık, her kim üçünü yerine getirse bile, hepsini birlikte yapmadıkça, onlar onun hiçbir şeyine yaramazlar. Bunlar da namaz, zekat, Ramazan orucu ve Beytullah'ı hac etmektir. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser, Ahmet Mahmut ünlü hoca efendi. 3. bölüm sonu.